Arkadaşlar, Sakarya'dan hepinize selamlar. Pastat'ın değişim süreci başladı. Pastat'ın videodaki son halini gördüğünüzde bence hepiniz çok daha fazla mutlu olacaksınız. Arabayı arkadaşlar güzel bir hale getirmeye çalışıyorum. Tüm bakımlarını yaptırdım. Dışarıda göçükler vardı, onları onarımını yaptırdık. Akümüz değişti. Lastiklerimiz, jantlarımız değişti. Şu anda henüz görmediğiniz jantlarımızı ama videonun ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Aslında şu anda aracın en büyük değişimi olacağı kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Bugün İstanbul'a gidiyoruz. Karşı tarafa geçeceğiz. Vaksesuar'a gidiyoruz. Arkadaşlar Erkan'ın firmasına yıllar öncesinde Erkan'la beraber bir sponsorluk yapmıştık. Hatırlarsınız, belki eski takipçilerimiz hatırlar. O zamanlar sadece bir kaplama yapmıştık arkadaşlar. Arka egzoz kromu ve arka bölümde Passat'ın altında böyle bir kaplama yapmıştık. Kaplamayı yaptıktan sonra Erkan'la dostluğumuz devam etti. Erkan bu arada kendini çok geliştirdi ve firma kurdu. Burada arkadaşlar tüm araçlar için neredeyse aksesuarlar satıyor. Sizler de dilerseniz zaten sorarak aracınıza uygun bir aksesuar olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Biz bugün Passat'a uygun aksesuarlar takacağız. Tüm detayları anlatacağım. Umarım keyifli video olur. Umarım videonun sonunda Passat'ın halini beğenirsiniz. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Dönüşte güzel bir aydınlatmaya sahip olacağız. Buna emin olabilirsiniz. Video başlıyoruz. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Evet, yolculuğumuza başladık. Birazdan otobana bağlanıyorum. Çok fazla uzun sürmeyecek çünkü herkes bayramdan dolayı bu tarafa doğru geliyor. Yani Anadolu'ya doğru gidiyorlar. Biz ise Avrupa'ya doğru ilerleyeceğiz. O yüzden trafik tamamen boş neredeyse. İçeride de şöyle detaylı bir temizlik yaparsak aslında güzel olacak. Gördüğünüz üzere bizim yolumuzda herhangi kimse yokken karşı şerit oldukça yoğun. Evet, benzinimizi alalım. Benzinsiz gidilmiyor. Şöyle jantları size tam göstermeyeyim. Gittiğimiz yerde gösteririm. Aracımızı da güzelce yıkadım. Şu ön tarafın değişimi aracı çok daha güzel gösterecek bence. Bizim her zamanki Burger'ın oradan benzinimizi alamadık maalesef. Bir sonraki istasyona gidiyorum. Evet, sonunda benzinimizi aldık. BP'nin performanslı benzinlerini seviyorum. Arkadaşlar İstanbul'a giriş yaptık. Zaten Sakarya'dan İstanbul'a gelmek oldukça kısa sürüyor. Yolumuz çok fazla kalmadı. Aslına bakarsanız karşıya geçeceğiz ama işte o trafiğin olmaması mükemmel detay. Belki bir yarım saat 40 dakika içinde varmış olacağız. Ya İstanbul trafiği çok güzel. Şu an benimle Putalı yaşayanlar vardır videoyu izlerken. Çünkü bu videoyu pazar günü paylaşmayı düşünüyorum. İstanbul'da kalanlar tatilde keyif alıyorlardır. Arkadaşlar şu anda fena bir güneş var. Açıkçası önümü görmekte bayağı zorlanıyorum. Gün batımına doğru ilerliyoruz. Bu arada sizlere fiyat bilgisini de vereceğim. En önemli detaylardan biri fiyat bilgisi. Çünkü ben her videoda, başka videolar izlediğimde de o fiyat bilgisini duyamadığımda üzülüyorum. Sizlere hem dolar bazında, çünkü sürekli değişiyor fiyatlar, hem de şu anda alabileceğiniz fiyatları söyleyeceğim. Eğer ki bir indirimde alabilirsek Erkan'dan güzel olur. Böyle bize uygun bir kod olursa sizlere hemen aktarırım videonun içinde. Zaten beraber onu konuşuruz. Daha öncesinde konuşmadım böyle bir şey ama umarım bizlere yardımcı olur. FSM'den geçiyorum arkadaşlar. Gideceğimiz yer Alof, İstanbul'a yakın bir yerde. İstanbul'un şu manzarasını beğenmeyen yoktur. Şu anda deniz trafiği de oldukça hareketli gözüküyor. Evet arkadaşlar, mekana geldim. Tam İstoç'un karşısında kalıyor aslında bakarsanız. İstoç'a geldikten sonra bulmanız çok kolay. Erkan da karşınızda. Hadi başlayalım, ben sizlere görüntü açacağım. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik abi, sen nasılsın? Allah razı olsun. Böyle bırakayım mı aracı? Böyle kalabilir. Tamam. Arkadaşlar ben sizlere tek tek aşamaları, görüntüyü alacağım. Bu arada hemen sizlere göstereyim. Erkan'ın aracı da bu. Aslına bakarsanız bu da bir standart comfort line'dı ama ne hale getirdi. Gelmişken şöyle hızlıca bir Erkan'ın aracına da bakalım. İşte 19 inç orijinal Verona'lar var araçta. Ekstra 3,5 santim bir Aybağ'ın Pro Kit yayı var. Aybağ'ları çok övüyorlar. Yani konfor konusunda hiç zararı yokmuş galiba. Yani konforsuzluk hissetmiyorsun diyorlar. Tabii. Burada sadece 19 olduğu için haliyle biraz sertleşir. Stres işleri artık Tofaşlar'da kaldı abi. İşleri orijinal yapmak her zaman için daha iyi. Kesinlikle. Orijinal olacak arkadaşlar. Belki koyulabilir olabilir ama ben daha önce hiç tecrübem olmadı. 3 evet. Araçta da şu anda Aybağ Pro Kit var. Ya en güzeli hem konfordan sertleşir hem de güvenlik babında güzel. İçeride yeni mi taktın ekranını? Evet, hayalet göstergeyle beraber de 1,5 üstte verip. Bak taktım. Hayaleti de şey takmışsın. Normalde 8,5'lü bir taktık. Evet, bu araç 8 arkadaşlar, normalde içeriye 8,5 takmış. Sen şimdi bunların hepsini yapabiliyor musun burada? Tabii ki. Birebir araç girdiğinde en boş trendline girse benimki bu şekilde çıkarabiliriz. A'dan B'ye yapabiliyoruz. Evet. Mükemmel. Ya bütçesi varsa eğer bir insanın, hem bir de kayıp da yok aslında bakarsan, aracın değerine de değer katıyor. Evet, aynı zamanda şu an benim aracımdaki özelliklerin hepsi kaskoya değişti. Ha, kaskoya değiştirdin, tamam. Kaskoya aslında o önemli. Faturalandırıyorsun, o geçiriliyor. Yani onu yapmak her zaman için daha iyi çünkü ya Volkswagen'ler de çok şükür karşımıza gelmiyor ama BMW gruplarında biliyorsunuz hayalet göstergeleri ekranlarının çalınma durumu oluyor.
Volkswagen'de hiç başımıza gelmedi. Oradan biraz avantajlıyız. Evet. Büyük ihtimalle Volkswagen kilometre de aktardığı için satamıyorlar galiba. Zaten orijinal olmasa sağdaki MIB 2.5'taki navigasyonu buraya yansıtamayız. Home dediğimiz zaman solda. Evet, normal. Aslına bakarsan bunun niyatın arasındaki gibi. Bazen video paylaşıyoruz. Direkt aynısı. Direkt değil aynısı. Mi? Hiç fark yok yani. İşlemcisine kadar aynı diyorsun. MIB 2.5 ile MIB 3'ün tek farkı bunda kablosuz CarPlay yok. Onda var. Kablosuz CarPlay'i de yapabiliyoruz muyuz? Yapabiliyoruz tabii. Hmm. Küçük bir cihaz takılıyor. Yine kesme biçimi olmadan. Bastığımız zaman büyütüyor hatta navigasyonu direkt. Elle evet. Yine kaydırması da mevcut. Yo, çok güzel. Ben Nihat'ın yine çok beğeniyorum. Ekstra biz bunu yine Nihat abinin arabayla kıyaslarsak elektrikli bagajını da yaptık. He. Tabii ki. Ona da tabii elektrikli bagaj var. Bunu... Evet. Bak bu şekilde açılması güzel. Sistem bir de bunda ses veriyor galiba. Bip bip sesi giriyor. Kapatabiliyoruz. Ha, değişebiliyorsun. Evet. Arkadaşlar tuşunuz da burada hatta. Evet, birebir kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda yumuşak kapatma özelliği de mevcut. Bu bakımla da şeker. Ha, soft close da yapabiliyorsun. Evet. Tamam. Burada Erkan şimdi artık bu işe hakim olmuş. Çoğu şeyi biliyor. Aracın her tarafını söküp taktığı için de bu konuda tecrübeli. Şimdi bizim araca ne yapacağız? Jantları taktık. Şimdi arkadaşlar videoda da jantları görmüş oldular. Ya ben... Aynı zamanda Comfortline'ın opsiyonel jantı. Evet. Ya biz çok alıştık abi artık. Ben videolara girerken sürekli herkese merhabalar. Bugün kendisi ıslasat sesi getiren... Ha, sen de çekiyorsun değil mi? Evet. Doğru. Doğru, evet. Abi aracın... Trendline normalde fakat cam tavanla beraber ışık paket gelmiş ekstra. Evet. Ön camımız Comfortline'ın ön camıyla aynı. Hmm. Işık paketi olduğu için far yağmur sensörüyle beraber aynalarımızın altında ambiyans aydınlatması var. Doğru. Trendline'ın bu modelleri özel. Bu araçlar katların aynayı destekliyor. He. Kapıların içerisinde modül var. Biz o modülü birazdan videoda da gösteririz. Tamam. O modülü aynalarımızı takıp kodingine doğru bir şekilde yazdığımız zaman çalışıyor aynalar. Peki diyelim ki olmasaydı takabiliyor musun peki Trendline'ların standartına? Takılıyor fakat o kapı üniteleri yaklaşık aynanın fiyatının %50'si kadar. Oo, o zaman masraflı oluyor. Çünkü direkt orijinal ürün ve onun adaptasyonlarıyla beraber parametreleri yazılıyor. Evet. Ve tabii ki bugün olmazsa olmaz LED farlarımızın uygulaması. Ya kesinlikle. Yapacağız. Aslında en büyük fark orada olacak. O kromlar ve LED farla beraber araç kendini daha güzel gösterecek. Onlar da B8 Highline tipi olacak. Kayar sinyal de var. Evet. Peki bunun kaymayan şeklinde yapabiliyor musun? Normali var mı? Şöyle getirdiğimiz bütün ürünler bizim siparişimiz üzerinde kayar sinyalle. Türkiye'de bu çok tutuldu çünkü. Evet. Bu B8'in farları da hep kayar sinyal özellikli geldiği için. Hı hı. O sebeple hep kayar sinyali getirdik. Tabii isteği özel düz sinyalsini de getirebiliriz. Ha, evet, sen sipariş versen özellikle o şekilde gelebilir. Ya ben biraz biliyorsun orijinale takıntılı bir insanım. Hani benim için mesela sabit yanması daha güzel olur ama isteyen arkadaşlar da iletişime sen de o şekilde geçer. 2019 veya 20'de bir arkadaşının aracına coding'le denedik yine. Evet. Tiguan'ı vardı. Arabanın orijinalinde ön ve arka farlar düz sinyal. Biz onun kodlamasını yaptık. Kayar sinyale döndü. Allah Allah. Volkswagen koymuş. LED'i kayar sinyale duyarlı fakat kaymıyor. Yani kodluyor musun böyle sadece kodlama yapar mısın tabii arkadaşlara? Aynı zamanda kodlamaları da yapıyoruz. Fakat gizli özellik yoğun tempodan dolayı yapamıyoruz. Belki diyelim adam LED far takarken arada onu da halledersin yani. Tabii onu LED far ve katlanırayla yaparken sizin takipçilerinizin ücretsiz bir şekilde gizli özellik onu yaparsınız. Evet bak ayaküstü bunu aldık ama ben fiyat konusunda da sende bir şeyler... bir şeyler konuşmak istiyorum. Arkadaşlar aracı içeri alalım. Ben sizlere görüntü alacağım. Videoyu uzatmadan keyifli bir şekilde aktarmak istiyorum. İlk halimiz bu. Şöyle bir görüntü alayım. Cam tavanımız olduğu için eklediğimiz aksesuarlar daha da güzel gözükecek. Bakalım LED farlardan sonra nasıl olacak? Tabii dün bir tepe ufarı rafa koydum. Dedim rafta far kalmadı. Esnaf arkadaşlar isteyecektim senin için. Mal verdiğimiz esnaflardan bazen change yapıyoruz. Biz ithalatçısıyız aynı zamanda. Evet mal çekiyorsunuz değil mi yurt dışında? Yani araya aracı girmiyor. Öyle söyleyeyim. Bu arada 2 dakikada nasıl söktüm panjuru ben bunu? Arkadaşlar panjurun sökümünü de görmüş oldunuz bu sayede. Abi ben böyle şeyleri ellemeye korkuyorum. Yani hayatım boyunca söktüğüm şeyi toplayamadım. Far için tamponumuz çok az ileri alınıyor. He tamam. Birazcık ileri geliyor tampon. Şurada farın ilesi var şimdi. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Tampon sökmeye 1000 lira istiyor biliyor musun? Maalesef abi. Sen burada arkadaşlara malzemeyi alana sen takıyorsun değil mi? Problem yok. Yani müşteri İstanbul'daysa montaj bizden olsun diyoruz. Ama gönderebiliyorsun. Tüm Türkiye'ye aynı gün kargo imkanımız var. En geç 2 gün içinde sizlerin elinde oluyor zaten. Zaten bizim işimizin %80'i hep kargo. Genelini esnafa dağıtıyoruz. Kalanını biz burada montaj. Ha doğru, toptancı olarak gönderiyorsun. Evet, kalanını montaj için kendimize ayırıyoruz. Yani işçilik yazmıyoruz ama maalesef Türkiye'de dolar kurundan dolayı insanlar para kazanamadığı için abi işçiliğe yüksek yazıyorlar. Hak vermiyor değilim. Ama biz kendi sattığımız ürünlerin hiçbirinde işçilik yazmıyoruz. Arkadaşlar biz bir yandan şimdi Erkan'la sohbet ediyoruz ama o işi de yapıyor. Bakın orada bir şeyleri söküyor. Burada farın üzerindeki o metal parçayı söktü. Aslında farı koruyan yapı galiba o. Zaten eli alışmış bir sürü. Belki de 1000 tane araç yapmış mısındır Erkan? Olmuş mudur? Abi yalnızca 1-2-3 tane Passat farı sattık.
1200 tane var. Evet. Ya şimdi insanlar şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. İnternette sahibinde ne yazdığında bir sürü far çıkıyor ama bunlar hep aynı kalitede değil. Bak ben bunu fark ediyorum. Kimisinin LED'i böyle çok parlak yanıyor. Kimisinin LED'i biri sönük, biri parlak yanıyor. Evet. Bak o takıntılıyım ben o konuda. Senin Gürkan'a sattığın o Golf'ün farları. He. Mesela onlar orijinal gibi duruyor, biliyor musun? Evet. Bak o çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bu arada muayenede de problem olmuyor, bilginiz olsun. Evet. Birkaç gün sonra muayeneye gireceğim, göreceksin. Evet, tamponumuzu şöyle hafifçe araladık. Tam olarak sökmemize gerek yok, yalnızca şurada bir vida arkadaşımız var, onu sökeceksin. He tamam, oraya ulaşmak için. Evet. Zaten o da olmasa çalıyorlar farları. Şu anda yaptığım araçların %85'inden fazlası 0 kilometre. Ha, sıfırlar yapıyorsun, tamam. Dolayısıyla bu tarz şeylere kesinlikle tahminimiz yok abi. Ya insanlar niye tercih ediyor? Tabii arkadaşlar şu anda herhangi bir araç aldığınızda ÖTV ödeyerek bu aksesuarları takabiliyorsunuz. Tabii ki burada KDV ödeniyor ama sonradan taktığınız aksesuarlarda serviste dahi taksanız ÖTV ödemiyorsunuz. Hatta Tesla alıyorum ben şu anda. Mesela birkaç donanımı sonradan alacağım. ÖTV'yi daha az ödemek adına. Evet, far bu arada çıktı gitti. Bu arada far kocaman, biliyor musun? Arabanın üzerinde küçücük gözüküyor ama. Arabanın dış şarjı şu nasıl gözüküyor ama. Evet, arka bizim taraf. Bizim takacağımız farın beyinleri falan çok çok daha büyük. Daha da büyük olacak, tamam. Panjurumuz burada, farımız çıktı. Yavaş yavaş her yer açılıyor. Bu arada ne çıktı arkadan bakalım. Orada şey çıkacak tabii, su deposu çıkacak. Bu alt tarafta sis farının detayları. Arkadaşlar şimdi biz sohbet ederken Erkan farları getirmiş. Bizim diğer farlarımızı, halojenleri de sökmüş. Bakın bir farımız burada, bir farımız da kutudan çıkarılıyor şu anda. Farların üzerine soğutucular görüyorum. Bunlar ledler için aslına bakarsan şey, devrelerin olduğu bölüm. Kesinlikle. Soğusun diye. Orijinalinde olduğu gibi soğutucularımız, beyinlerimiz. Evet. Ve aynı zamanda üst gündüz ve kısa beyinlerimiz de var. Bazı müşterilerimiz daha bir şeyi soruyor. Hatta konu gelmişken onu da söyleyeyim. Hı. Ya arıza yaparsa, genelde beyinler veya soğutucular kendini korumaya alır. Elektronik mühendisisin. Evet, evet. Bu arada sen de mühendisin, mimar. Ben mimarım. Mimardın değil mi? Tamam. Evet. Araba mimarlığı yapıyoruz. Beyinlerin de yedek parçalarını da getiriyorum. Ha, tamam, onlarla ilgili sıkıntı yok. Ya büyük ihtimalle sadece direnç yanıyordur belki. Ondan dolayı kestiği bile oluyordur. Genel o şekilde, hatta beyin tamiri de yapmışlığım var. Ama günlük 15 araba yaptığım yoğunlukta maalesef. Evet, parça değişimi daha kolay. Beyin değişimiyle daha kolay oluyor. Bu arada arkadaşlar şundan da bahsedelim. Şimdi farlar tabii ki Çin'den geliyor. Aslına bakarsan çoğu parça Çin'de üretiliyor ama bunlar aslında şimdi kalite kalite, birinci kalite, ikinci kalite var. Değişen parçalar tam olarak. En yakın ürün, hatta şuradan anlarız. Yaklaştırabilirsin abi. Bakalım. Bu senin farından söktüğüm vida. Tamam. Aynı yerine tık geçirdim. Hiç bunun vidasını dahi kullanmıyorsun yani. Yok abi. Süper. Direkt senin orijinal vidalarınla bu şekilde farı yerlerine yerleştirip ya işin güzel. Boruk ağzından anlaşılıyor zaten kalitesi. Evet, bir de işin güzel arkadaşlar, taktığınızda herhangi bir yerde boşlukta kalmayacak. Evet. Zaten ben takıntılı bir insanım. İşte bu takıntılarım yüzünden aslında bu zamana kadar bunları taktıramadım. Artık son arkadaşlar aracı da güzel bir şekilde görmek istedim. LED farını da aydınlatmasıyla beraber keyifli sürüşler yapacağız. Daha farı takmadan şöyle bir tane gösterebiliriz. Sadece elimle tutuyorum. Evet, birebir oturdu. Hatta şurayı göstereyim sizlere. Evet. Hatta Gürkan abi de o konuda çok endişeliydi. Ya Erkan dedi, ya orijinal gibi oturmazsa. Dedim abi, orijinal gibi oturmazsa arabam ya kapı tutma ya çamurluğunda bir şey var. Ama ben farı geri alırım. Selamlarım. Aynen. Ya Gürkan da benim gibi takıntılı. Gürkan çok uğraştı bu arada. Golflerde sıkıntıymış. Bu tamponu falan indirmen gerekiyormuş. Abi, ampul takman için. Normal müşterilerimizde de yapıyorum onu. Çünkü dediğim gibi işimin %80'i kargo. Arkadaşlar aslına bakarsanız bu arada farımız takıldı. Hemen vidalarımız da aynı yerine montaj yapıldı. Küçük bir spoiler verebiliriz hatta. Bakalım. Hatta bir sağ sinyal veriyormuş gibi yapıyorum. Aa, evet. Sinyal derken şey, park yanacak. Evet, şu anda parklarımız yandı. Park yandı, söylüyorum. Evet. Bu şekilde otoporukluğunda farlarımız bu şekilde. Abi teki bile güzel ya. Evet, bu şekilde de kayar bir sinyalimiz var. Evet. Arkadaşlar farlarımız da şöyle yandı. Gayet yani güzel. Değil mi? Eksos takarken Erkan orijinalini bozmasak mı diye Oğuzhan Yıldırım ya şu ben, an far taktırıyor. Abi benim için bu şey yani büyük bir atılım. Kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Ben çok rahatsız oluyorum. Bugün tarihe geçti. Söylüyorum tarihe. Ama güzel olacak gibi arkadaşlar. Yani mutlu olmamak için bir sebep yok. Kordonumuzu güzel bir şekilde kesiyor. Mükemmel. Sol farımız da arkadaşlar artık tamamlandı. Artık tamponu yerine yerleştirebiliriz değil mi? Tamam. Peki panjurdaki kromu nasıl yapacaksın Erkan? Ortaya kromun var mı? Küçük bir süpersin, tamam. Dışarıdan belli olmuyor. Ayağı kırılmış. Ha, evet. Ya bizimki de öyle darbemiz yoktu Allah'a şükür. Hatta şuradan daha yakın bir detayda gösterebiliriz. Tamam şöyle. Elimle ittirdim. Şöyle
şöyle küçük bir karate yaptım. Evet, gayet güzel bir şekilde oturdu. Sadece şu dışarısı kaldı, onu bir ittirsen evet, Erkan, hem orası da belli olsun. Vida takınca daha çok çekecek. He, vidası takmadık o yüzden. Tabii ki burada kulakta bir vidamız var. Evet, şimdi ben niye onu söylemiyorum? Bizim takipçi arkadaşlar hemen yorumlara yazar onu. Yani çok haklılar, evet. Taktırdığınız yere eğer burada hasar olmadığı halde oturtamıyorsa... Bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar, siz çok detaylı bakıyorsunuz, o yüzden ben her şeyi yapmam lazım. Evet, şöyle panjurumuz da takılıyor. Erkan, sana zahmet bir farlar yakabilir miyiz? En azından bu halde bir görelim mi? Şöyle jantlarla ben şeyin duruşunu çok sevdim. Yalnızca parklardan geçer mi? Evet, parkları bir görelim. Evet arkadaşlar. Oldukça net bir şekilde yanıyor. Altta sislerimizde, yani aslına bakarsanız gündüzlerimizi kapattığımızda ya da ilerleyen zamanda değişim yaparız belki. Highline tarzında ya da Comfort Line tarzında takarız. Daha da güzel olabilir. Şimdi aslında güzel detaylardan birini daha yapacağız. Birazdan ayna katlamalarımız gelecek. Ayna katlamada arabayı çok dolu gösteriyor, biliyor musun? Park edip ayrıldığında böyle bir efekt veriyor yani insana. Bir araçta dikkatimi çeken şey şu aynaların park halindeki ikisinin aynı anda katlı olması. Bir de arkadaşlar şey soruyor, kodlamayla olur mu diyor ama aslında buradaki olay içindeki motor. Evet. Yani bu motor olmadığı sürece maalesef. Passat'ın dışlı modelinde tuştan veya içerideki tuş takımımızdan katlanmıyorsa kodlamayla olmaz. Komple değiştireceğiz. Tamam. Yalnızca senin kapak ve camlarımızı kullanacağız. Hı hı. Bunun da sebebi sen kapakları ve camları orijinal istemiştin gibi. Hı hı. Tabii tabii, ısıtması falan her şeyi orijinal. Mesela şöyle göstereyim. Bunun sökümü cidden çok farklı. Bunu bir arkadaşım tokat atarak yapmıştı bir arkadaşımızla. Sinyaller falan öbür aynadan mı gelecek peki? Sinyal, tesisat ve bütün motor şeyi bizim aynalarımızda var. Alttaki o şey de aynı şekilde evet, aydınlatmada. O zaman şöyle bir durum var. Yani altta aydınlatma, yeri aydınlatan o aydınlatma olmayan araçlar da olmaya başlıyor o zaman bunu taktığımızda. Doğru tabii mu anladım? Ki, tabii ki. Evet, hepsinde giriyor yani. Kapı ünitelerimiz değiştiğinde, size videonun başında bahsettim. Kapı ünitelerimiz değiştiğinde artık ayna altı ambiyansların kodlamaları da açık olmuş oluyor. He, onları destekliyor. Okey, tamam. Evet. Ha, bak, sıfır aynamız bu. Yine tek bir vida, iki ayakla. Aynı zamanda orijinal söke söke de direkt montajı yapıyor. Evet, ya adamlar birebir neredeyse aynı yapmış ya. Hiçbir fark göremiyorum yani, öyle söyleyeyim sana. Bunlar da Erkan'ın aletleri. Oo, burada her tip sekman var ya. Ya abi, sonuçta kapı döşemesine ya tampon söküyoruz. Mercedes'in, BMW'nin, Volkswagen'in ve hatta bazı Japon grup araçlarda şunlar çıkıyor. Bu ne abi? Bu zaten kırılmak için yapmışlar bunu ya. Abi şimdi şöyle, söktüğünüzde ay sekman kırıldı demek olmaz. Arabanın üstünde bu sekman 7 yıldır var. Değil mi? Ya da az önce abinin arabasına baktık hatırlarsan 15 yıldır var. Hı hı. Kırılabiliyor. Kırmanız çok normal, profesyonel de olsa olsanız kırılabilir. Çünkü taktığınız zaman o sekman tutuyor kapıyı, siz çektiğiniz zaman ya ayrılıyor ya köşesinden atıyor. Evet. Ama her zaman söktüğünüzde sallantıda o veya kırdığınızı hissettiğiniz sekmanı değiştirmelisiniz. Hemen değiştirmek gerekiyor. Biz de bu da alternatifleri bulunuyor. Şimdi kapı sekmanları, yani kapımız sökülecek arkadaşlar ve oradaki ayna mekanizmasına bağlantı yapılacak. Sonrasında artık aynalarımız katlanmaya başlayacak. Kapı döşememizi söktük. Tamam. Aynamızın soketini çıkarttık. Peki mesela diyelim ki takmak istedik. Şu anda katlanır aynanın ücreti ne oluyor? Bana onu da bu arada söyleyelim. En azından farkı anlatmış oluruz. Hem dolar cinsinden de sen belirt. Çünkü biliyorum o problemi. Abi tuş takımı dahil 6000 TL'ye geliyor bugünün kuruyla. Tamam. Yani ortalama 25'ten hesaplarsak. Eğer araç desteklemezse şu ürün yani kapı ünitesi, kapı ürünleri %50 daha fazla. Evet. Yani bir 9000 liraya kadar çıkabiliyor, doğru mu anladım? 9000 liraya kadar çıkıyor ama bunun içinde ne var? Kodlaması, parametresi, tuş takımı A'dan Z'ye full bir şekilde geliyor. Tamam, süper. Yani en azından o bilgi de olsun arkadaşlar. Evet. 6000 lira, eğer ki yoksa 9000 lira civarında bir ücret çıkıyor. Zaten burada sadece cihazı alıyorlar. Yani ekstra bir sana ücret verdiler yok aslında bakarsan. Cihazı olmadığı için bu oluyor. Kapı ilk kez sökülüyor galiba, tam hatırlamıyorum ama. İçi de temiz çıktı, biliyor musun? Ben beklediğimden temiz gördüm yani kapının içini. Evet, yeni aynamızda arkadaşlar takılmış bulunduğu eski camımız buraya geldi. Hatta ledlerimiz de aslında yenilendi. Şu anda yeni ledler kullanılıyor. LED'lerde orijinalinden bir fark göremiyorum. Aydınlatmamız geldi. Hatta bu biraz daha parlak yanıyor sanki. Evet, bir tık evet. Daha parlak yanıyor. Nedir o? Aa evet, en önemli kısımlardan biri. Kromlu tuş takımımız. Kesitle. Güzel. Katlamayı da buradan sağlayabiliyoruz. Isıtma evet. Da aynı şekilde yine gelmiş. Tamam, süper. Bunu da takacağız şimdi. Şu an yaptığımız işin en zor kısmı bu arkadaşı takmak. Yani. Allah Allah. Yok canım, dalga geçiyorsun. Cidden mi? Ayna için 3 vida söktük. Hı-hı. Farkındaysan abi. Bunun için 19 olması lazım. Ne diyorsun ya? Ben onu sadece yukarıdan kastırıp gelecek zannediyorum. Yukarıdan takılır. Bu tuşu değiştirmek için herhangi bir yerden aracın kastırmayın. Oo. Yaklaşık 19-20 vida sökülüyor. Yalnızca bu tuş için. De kodlamak gerekiyor. Panetler çıkıyor abi zaten senin.
Ne çıkıyor abi? Sen millete bıçak mı çekiyorsun abi? Abi o bizim bahçe işleri ya. Yanlış anlamayalım. Tabii anlıyorum. Sen bu arada bayağı sökmüşsün abi. Ben bitirdim bu arada arabayı size abimle sohbet ederken. Evet kapıların sadece takılması kalmış. Abi bizde kesme biçme yok. Birebir. Tık sesini duyunca korkmuyoruz. O kadar. Yeter ki tıkız uyalım. Evet, bu arada içinde mavi yapmışlar. Bak bunu da ilk kez görüyorum. Buralara yalıtım yapmışlar. Evet. Biraz daha plastiğin üzerine yalışmışlar. Evet. Ses sistemcilerde görürsün. Aa, evet bunu da koymuşlar bak. Evet. Ama sistemimiz güzel yani ortalamanın üstünde genel olarak. Evet. Bak kontroller şeyler burada. Ben ilk kez gördüğüm için arkadaşlar sizlere de şöyle kayıt alayım. Şurası da mesela çıkmadan önce fabrikadan etiketleri. Evet. Sen bu arada bu kapıdan bunları mı çıkardın? Evet, şimdi onu konuşacaktım abi. Benim gözüme çarptı. Şeyi söylemiştik kaç tane vida olduğunu söylemiştik. Bunları evet. Da bilerek ötesi yüzdeye koyuyoruz kaybolmasın diye. Aynı yerlerine fabrikasyon yerlerine geçiyor. Kaç tane var abi? 14, 15 tane. 15, 2 de kapı döşemeninki var 17. Evet 17 üçü tane vida. 17 tane vida değişiyor. Arkadaşlar şimdi kodlamalarımıza başladık. Küçük kodlamalar yapacağız. Kapılarımız birazdan takılacak. Aracımızın orijinal menüsü buydu abi hatırlarsan. Evet. Yine orijinal menüsünün üzerine şuraya kilitlerken gözükmüştür herhalde. Aa şimdi, evet göründü evet. Şimdi kilitlerken aynaları içe katlayı açtık. Süper o özelliği aktif ettin. Evet tarihi an aynalarımız katlanabiliyor. Evet şöyle. Bu tarafta da montajımızı tamamlıyoruz. Herhangi kesme, biçme hiçbir şey yok arkadaşlar ve yerine tık diye takacağız. Sanki bu kapı döşemesi kaldırdan sökülmüştü. Bu mu? Evet, bir tane sekmanımız orijinaline bakmıştık. Bu arada galiba Erkan şeydi, ya bu kapıdan ya arka kapıdan bir tırıltı gelmişti. O yüzden ben servise bıraktım. Büyük ihtimalle orada söktüler onu. Çünkü ses var diyordum onlara, trim evet. Sesi. Ona baktılar. Öyle hatırladım şimdi. Arkadaşlar, tamamlayacağız. Kromumuz geldi. Yola çıkacağımız için... Yarın sabaha kadar garaja bekler bu. Arkadaşlar ayna katlamalarımız tamamlandı. Şu anda Erkan da aynı şekilde kromları sabitliyor oraya. Evet şimdi far ayarımız yapılacak. Yıldız bir tornavidayla buradaki yükseklik alçaklık veriminden şimdi merceğimizi hareket ettirelim. Şunu göstermek istiyorum. Mercekler çok güzel hareket ediyor o yüzden. Evet, çok tatlı hareket ediyor. Evet. Bu ilk çalışmada oynamıyor değil mi mercekler? Bunda yok. Aslında o aracımızda AFR dediğimiz bir beyin var. Evet. AFR'ye geçer. O beyin aracımızda olmadığı için oynamıyor. O aslında ağırlık kontrolü için yapıyor tabii onu. Ki. Ağırlığa göre tekrar yüksekliğini ayarlıyor. Evet şu an ayarımız tamam mı diyorsun? Bir düz duvara tutacağım. Tamam ondan sonra bakacağız. Arkadaşlar bu şekilde far ayarımızı da yapıyoruz. Net far ayarı yapalım ki karşı taraftakinin gözünü almayalım. Zaten bunlar ışığı net verdiği için hani o çakma ledlerdeki gibi durumu yaşamayacaksınız. Karşı taraftaki insanlar orijinal fardan farksız bir şekilde sizleri görecek. Ve kimsenin gözünü almayacaksınız. Evet far ayarımızı yap. Tekrar gerekirse yükseltip alçaltıp içeriden ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. O da çalışıyor aynı şekilde. Aa evet selektörü de görelim. Ben zaten yolda ilerlerken göstereceğim arkadaşlara. Hatta bir dışarıda da test edeceğiz. Tamam gel hadi dışarıya bakalım dışarıda nasıl görünecek. Arkadaşlar aracın ilk içeri girmeden önceki halini gördünüz. Artık aracımız tamamlandı. Ve ledleri arkadaşlar görebiliyoruz. Oo farların çizgisini çok net görüyoruz şu anda. Karşı tarafa yatma. Bir selektör yapar mısın Erkan tekrar? Oo güzel aydınlatıyor. Şu an bana bir tık yüksek geldi mesela. Bana da geldi aynen. Buradan şu anki seviye mesela ideal. Bir tık arttırabilirim. En alta indirsene bir dakika. En alta indirelim. En alttayken bile yüksekliği gayet iyi. Arkadaşlar çizgisini bence görüyorsunuz. Ben yolda da size gösteririm. Erkan o haldeyken karşı tarafa duvara gösterebilir miyiz çizgiyi? Evet. Şöyle biraz geri alalım. Şöyle daha güzel göreceğiz bu haldeyken ayarını. Şu an hızlı hızlı selektör atıyorsun değil mi? Evet. Fakat halojenden farklı olarak bunda şunu yapıyoruz. Perdemizi kaldırıyoruz. Perdemizin inmesini bekliyoruz. Evet biraz o hızlı biraz daha yavaş oluyor. O hızlı yavaş yapıyoruz. Orijinal gibi aslında. Tabii. Şimdi farları kapatalım bir. Komple kapalıyken parklar açıkken bir selektör yapalım. Evet. Hem uzun hem kısa kadar. Evet bu aslına bakarsan en kuvvetli hali oluyor. Süper. Evet şu anda açıkçası bayağı mutlu olmuş durumdayım. LED far arkadaşlar ampulden çok çok farklı. Nasıl beğendiniz mi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Arkadaşlar sizlere gündüz gözüyle göstermeyi de çok istiyorum. Gündüz de mükemmel gözükecek. Ya, jantları da değiştirince araba böyle tam kıvamında. Hani comfort line, high line arası oldu. İşte sunroofumuz var high line detaylarından. Jantlarımız comfort line detayı, farlarımız high line detayı. Yani en basitinden bütçeniz
çok aşırı derecede fazla değilse benim gibi led fark taktığınızda arkadaşlar aracının duruşu ve açıkçası gece sürüşü çok fark ediyor. Mesela bazı parçalar orijinal kullanılıyor. Mesela farlarımız evet Çin'den gelme ama mesela bir ekran taktığında bir MIP 2 taktığında tamamen orijinal bir ürün takıyorsun. Elimizdeki ürünlerin saymak gerekirse far, stop, aynalar haricindeki hepsi hemen hemen hepsinin orijinal. Hepsinin Volkswagen'in kendi kullandığı parçalar. Evet, opsiyon olarak yan sanayisi yok. Evet. Bir de şundan bahsedeyim. Şimdi bize Passat üzerine konuştuk ama buraya sonuç olarak gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar Mercedes'ler geliyor. Aynı şekilde BMW falan yapıyor musunuz mesela var mı onlarda? Şöyle söyleyeyim. 2023'te sayamayacağım kadar G30 projesi yaptık. Ha G30 yaptınız. Onların bu facelift projeleri oluyor biliyorsunuz. 2018 kasayı. Hı-hı. 2023'e çeviriyor. C kasanın AMG'lerini yapıyoruz. Tamam. S ve Vito'nun Maybach'larını da yapıyoruz. Volkswagen'den ne istersiniz arkadaşlar? Volkswagen'de yapılıyor. Sınır yok değil mi? Cam tavanda açmışımız var. Kasımızın hızında küçük bir kaza durumu olmuştu. Tamam. Tavanında hasar vardı. Araca cam tavanlı tavan buldular. Tamam. Bakıldı, kodlamasını yaptım, çalıştım. Ya Volkswagen acayip bir marka arkadaşlar. Yani sisteme her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Sadece gerekli şeyleri almanız yeterli. Mesela bir B8 araç geldi. Onu istersen R-Line'a, istersen B8.5 R-Line'a da çevirebilirsin. Evet. Doğru değil mi? Yani proje araçlarımızdan birini haftaya çekeriz abi seninle müsait olursan. Hı-hı. 2015'i 2023 R-Line'a işte çevirebiliyoruz. Tamam. Golf 7 farları da bulunuyor yine aynı şekilde elinde mi? Kod şeyinde var. Elinde var mı Golf'in? Var. Çünkü Gürkan'ın farlarından alacak olan çok evet, vardır. Evet. Tamam. Peki fiyattan da şimdi bahsedelim Erkan arkadaşlara. Fiyat da önemli şimdi bizim videomuzda. LED farlara Passat için özelinde konuşursak. Kaç lira ve kaç dolar? Onu da konuşalım. Abi şöyle söyleyeyim. Günlük kur üzerinden hesaplamasını yaparım. Ben bu sabah hesapladığım kur üzerinden size fiyatlarını veriyorum. LED farları şu anda 16 bin lira. Evet. Kendi getirdiğimiz ürünler zaten garantili. Aynı zamanda videoda söylediğiniz gibi yedek parçaları da elimizde mevcut. 54 Passat B8'den yani 90 yıldırından gelen yerde 15.000 TL'den yardımcı oldu. 1000 lira indiririz diyorsun. Evet. Süper. Onu da şöyle yapalım. Bu arada bunu bilmiyordum. Vallahi planlayarak olmadı arkadaşlar. İş yerimize gelirseniz uygulaması bizden olur. Evet. Şehir dışındaysanız da kargo ücretimizden olur. Bence buraya gelmeleri daha mantıklı ben sana söyleyeyim. Yani eğer ki yakın mesela Sakarya mesafesindeyse gelsin abi. Zaten 1000 lira indiriyorsun yakıt masrafını fazla size karşılıyorsun. Erkan'ı bulmanız yeterli. Ben numarasını bırakacağım. Yine fiyat sormalarında sakınca yok değil mi? Sana ürün fiyatları sorarlar. Telefon numaranı da bırakabilirsiniz şirket hattımı. Tamam. Kaplarını aynalarımıza da gelirsek onu da montaj kodlama dahil şu anki kur üzerinden 6 veya 6500 lira olması lazım abi. Hı hı. Onu da ne yaparız? 5500 liradan tuş takımı montaj kodlama dahil yaparız. Süper 5500 lira. Evet şehir dışındaki müşterilerimize de nasıl yaparız? Yine kargosunu öderiz. Eğer kodlamak gerekirse takılırsalar da ben uzaktan ücretsiz bir şekilde kodlarım onları. Süper arkadaşlar en azından sizlere olabildiğince ben istemeden Erkan ayarladı o işi güzel bir indirim bence sağladı. Tabii ki sizler yine piyasaya bakın ama şunu da kesin unutmayın elbette ki kalite bunlar değişiyor. Yani aynı aydınlatmayı alamayabilirsiniz. Evet Erkan eline sağlık. Abi kazasız belasız çok teşekkür ederim. Günlerde kullan. Senin takipçiler şimdiden aramaya başladı. Yok. Arkadaşlar şimdi ben yola çıkacağım. Sizlere yolda görüntü alacağım. Hem aslında otoban sürüşünde de anlatayım. Sakarya'ya giderken ekstra belki dağ yollarında da denk gelirsem onlara da görüntü alacağım. Zaten bizim oralar hep karanlık. Arkadaşlar İstanbul'dan artık ayrılıyorum. Otobana doğru bağlanıyoruz. Bir selektör atalım bakalım. Tabelalar falan aşırı parlıyor. Daha da bir selektör denemesi yapacağım ama trafik çok dolu. O yüzden insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Yolda bir takipçi arkadaşımızla da karşılaştık. Onunla selamlaştık. Şimdi trafik diyor oyun ya. Peş bir şey gidiyoruz. Ona da buradan selamlar. Hatta biraz önce bir poloyla atıştı. Beraber peşinden gidiyorduk. Sonunda karanlık bir yer, aydınlatma olmayan bir yol. O yoğun trafikten ayrılıp artık Sakarya'ma geldim. Dur şimdi bakın mesela atlayacağız, zıplayacağız şimdi. Beraber izleyelim. Yani sağ taraftaki fara baktım öyle bir sallama olmadı. Keskin de bir çukurdan geçtik. Özetle girdim. Ama aydınlatma müthiş arkadaşlar. Yani nasıl göstereyim ki size? Bildiğiniz bir orijinal far almışsınız gibi düşünün. Şu yandaki çizgilere falan baksanıza. Ben tekrar deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Şu an artık bizim yolumuzdayız. Evet, şu an çok daha net görüyorsun. Tamamen yolu sizlere kaydediyorum. Çizgilerini falan hakim olabilirsiniz. Birazcık yol boş olsa ben sizlere selektör atarak göstereceğim ama şöyle bir kere yapalım burada. Mesela bir de şurada yapacağım. Burada genelde hep karanlık denerim mesela. Şöyle basalım. Araçlarınızda durumlar bu şekilde.
önünüzü aynen böyle görüyorsunuz. Yani görüşle ilgili hiçbir sorun yok. Eski takipçiler bilecektir, böyle mor hüzmeli bir farım vardı. Ondan da yüzler aydınlatıyor kesinlikle. Mercedes'in farkı gözüküyor. Önümüzde bir Passat var. Frene çok bastılar. Biraz daha yakınlaşalım. Mesela Passat'ın sağ boş geçebilir. Selektör yaptığınızda bu şekilde oluyor. Ta öndeki otobüs dahi sola sinyal verdi ki ben sollama yapıyorum diyor. Arkadaşlar lütfen selektör yapmayın. Ben sadece sizlere göstermek için yaptım. Normalde şu pozisyonda selektör yapmazdım yani. Bir farları görmeniz açısından yaptım. Bu arada ben eve varmak üzereyim. Çok az kaldı. Yarın ben sizlere bir görüntü alayım. Öyle sonlandırayım arkadaşlar videoyu. Çünkü bence son halini görmek istersiniz gündüz gözüyle. Klasik selektör attığımız eve. Tekrar bir selektör atalım. Gece saat 1.30 ama bir şey olacağını düşünmüyorum. Şöyle selektörü görebiliyorsunuz. Ya şu çizgiyi izleme olayı çok güzel. Volvo videosunda da buradayken bir selektör atmıştık. Evet, oldukça güzel arkadaşlar. Evlere selektör atabilirsiniz. Şimdi gece klasik kapının önüne geldiğimiz iki pozumuzu da verelim. London'larla bence gayet güzel durduk. Şöyle odaklayayım. Evet, gözlerimiz böyle. Gelin size gitmeden önce bir farları da göstereyim. Arkadaşlar, dünyayı aydınlatıyor ya. Şu bantları da çıkarınca sabahleyin güzel olur. Aynı aydınlatmamız da gayet güzel çalışıyor. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Hemen sabah olur olmaz aracın yanına geldim tabii ki heyecanla. Şöyle size de bir göstermek istedim. Kesinlikle arabanın bu farları duruşunu değiştirdi ya. Kapılarımızı açalım. Bu sinyaller hızlı kayıyor, fark ediyor musunuz? Ben bunu kodlamayla yapmıştım, bilginiz olsun. Evet, buradan şu anda mükemmel duruyor araç. Yorumlarınızı kesinlikle merak ediyorum. İçeride de arkadaşlar o karartı mükemmel. Ön kromlar yakıştı. Ayna kaplamamız zaten yani oldukça iyi çalışıyor. Hiçbir problem yok. Başka videolarda görüşmek üzere. Erkan'a tekrar teşekkür ederim. Bilgilerini arkadaşlar ben alt bölüme bırakacağım. Eğer ki bir aksesuar ihtiyacınız olursa ona danışabilirsiniz. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.